Sendikalı olmayan bir işçi çalıştığı iş yerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinden geçmişe dönük yararlanma talebiyle bir dava açtı. Anayasa Mahkemesi de sendikasız işçinin imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında geçmişe dönük zam farkını alabilmesine hükmetti. Normalde sendikasız işçi dayanışma aidatı ödeyerek sadece sözleşmenin imzalandığı tarihten sonrası için zam ve diğer haklardan faydalanabiliyordu. Olmasına müsaade edecek. Ancak emek cephesi bu kararı eleştirdi. Sendikalar, Anayasa Mahkemesi kararının örgütlenmenin önünde engel olacağını savundu. Bu kararla sendikal örgütlenmeye karşı bir darbe daha vurulmuştur. Sendikalar gücünü üyelerinden almaktadır. Sendikaya üye olmak kimi zaman işverene karşı durmayı da gerektirir. Anayasa Mahkemesi'nin talihsiz kararıyla tüm süreçte sendikayla omuz omuza olan üyeyle sözleşmenin başından itibaren sendikasız olan kişinin de yararlanmasına hükmedildi ülkemizde örgütlenme sürecinde yaşadığımız zorlukların yanında bu kararla sendikalarda büyük bir üye kaybı yaşanabilecektir. En kısa süre içinde yanlışlığın tekrar yüce meclisimizce düzeltileceğine olan inancımız tamdır. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar sendikalaşmanın önündeki engeldir. Toplu sözleşme sürecinde sendikasının yanında duran, zorluğu göğüsleyen, yağmurda, çamurda eylem yapan işçilerle sendikanın hiçbir kararında yer almayan sadece dayanışma aidatını veren işçiler bir tutulamaz. Bu kararla işçiler örgütlenmeye gerek duymayacak. Bu da örgütlenmeye engel olacaktır. Ayrıca işyerlerinde yetki alma süresince de sendikalar sıkıntı yaşayacak.